Türkiye'yi Bitcoin'le tanıştıran yeni neslin destekçisi BTC Türk Meta Talks'u sunar. Bugün cep telefonu uygulamalarımızda bulunduğumuz yerle alakalı kullandığımız uygulama sayısı çok fazla. Bankacılık uygulamaları, ulaşım uygulamaları, yemek uygulamaları, bunların hepsi bulunduğumuz yerle alakalı. Bundan 5-6 sene önce gittiğimizde bunlar daha azdı çünkü sorun vardı. Yani bu biraz önce konuştuğumuz o mobil altyapıda e, haritalar çok iyi durumda değildi, vericiler her yerde değildi, paylaşım yoktu. E, şimdi e, demin söylediklerin şunu getiriyor, bizim bir meta vizyonumuz var, daha doğrusu yeni bir dijital vizyonumuz var. Bu yeni dijital vizyonun olmazsa olmazlarından bir tanesi lokasyon, haritalama, fiziki olarak bulunduğumuz yerle dijital dünya arasındaki optimizasyon. Bu olmazsa ne olur? Aslında hepimizin kendimize sorması gereken soru. Kullandığımız cep telefonlarında lokasyon kapalıyken ne yapamıyorsak? Aslında bu meta dünyalarda da benzer şeyler yapamıyor olacağız. O bakımdan işi buradan başlamak çok çok önemli. Bir şey daha söyledin. açık olması. Şimdi teknoloji diktatörlüğüyle teknoloji demokrasisi arasındaki ince çizgideyiz. Çok kaynağı olan çok kolay diktatör olabiliyor teknolojik olarak. Aynen. Büyük satın almalar yapabiliyor işte masanın üstünde olan Bitcoin işareti, paranın değeri anlamsızlaştı. Bazı yerlerdeki kaynağın değeri anlamsızlaştı. Bugün işte bazı teknoloji şirketleri, bazı ülkelerin GDP'lerinin 5-10 katı büyüklükte. Açık bir inovasyon olmazsa, özellikle böyle bir yeni teknolojik vizyonda, hem girişimcilerin, hem ülkelerin, kendini geliştirmesi için çok önemli kapanışlar yaşarız. O bakımdan da bayrağını taşıdığın şey çok önemli. Fikir çok önemli. Kavgasını verdiğin uluslararası anlamda Türkiye'ye de getirmeye çalıştığın bu açık inovasyon ve bu alandaki açık inovasyon çok önemli. Bu alanda birçok unicorn çıkacağı konuşuluyor. Türkiye'den de çıkacak inşallah. Ee, belki bizim şirketlerimiz unicornlaşır deyip buraya bir şey diyorum. Güzel de bir şeyde, şeyde vision statement yapıyorum. Ama gerçekten bir şeyin başarılı olabilmesi için ona da e, ulaşılabilir olması lazım. Hem girişimcisi tarafından ulaşılabilir kaynaklara sahip olması gerekiyor. Hem de tüketici tarafından ulaşılabilir olması lazım. Bugün seninle yaptığımız özel sohbetlerde hep konuşuyoruz. Veri çok önemli. Bugün dünyanın verisi aslında beş büyük işte Amazon'u, Apple'ı, Google'ı, Microsoft'u ve yeni ismiyle Meta olan Facebook'ta. Bunlar bize diyecekler ki arkadaşlar yeni verse'leriniz bunlar. Yeni dünyalarınız bunlar. Şimdi bunların arasında eğer bir geçiş olmazsa e biz ya bunların içinde haps olacağız. Ya beş ayrı kimlik yaratmak, yaratmak zorunda kalacağız. İlla ki bunların dışında kara kuzular çıkacak. Ya bu çok coolmuş. Yeni bir tane verse çıkmış. Hadi oraya gidelim. Invitation only diyeceğiz. Hadi bir kimlik daha yaratacağız zaman kaybı, kaynak kaybı, inovasyonun önünde engel, bu dönüşümün önündeki çok büyük engel olacak. Çok doğru. Hatta bu beşin yanında o çıkacaklar da hiçbir zaman bugünün girişimcisi gibi okuldan yeni çıkmış bir girişimci olamayacak. Çünkü o internet, açık internet olmasaydı nasıl girişimciler de internete kavuşmak için bile bir yatırım yapması gerekecekse bu beşinin veya çıkacak olan diğer büyüklerin hegemonyasından kurtulmak mümkün olamayacaktı. İşte internet gibi, demin konuştuğumuz biraz daha az teknik söyleyeyim, internet gibi dünya üzerinde olan internetin de açık olması, açık kaynak olması ve ücretsiz olarak tüm girişimcilere ulaşabilmesi durumunda aslında o yeni çıkan, beşin yanında çıkanlar e da girişimci garajında ofisinde, evinde, yeni bir gencin de kendi yapmış olduğu bir uygulamayı dünya üzerinde standartlar üzerinde ve de açık kaynak kod olan bu internetin yeni hali üzerinde de tanıtabilecek olacak. Bu bizim iki tane hedefimizden biri standartlar, protokoller ki aralarında konuşma olsun. Bir de girişimcilerin bu yarışa, bu business dünyasına girmesi için engel büyük bir ...görsel sistem kuruma engeli olmasın... ...dünyaya açık olsun ve... ...çok da e, sevinerek söylüyorum... ...biz XR Masters olarak... ...bu açık kaynak koda... ...ilk e, kod... E, ...donation'ını, kod bağışını da... ...biz yaptık tarama uygulamamızın... ...kodunu yaparak ve tüm dünyadaki... ...açık kaynak kod... E, ...saport eden, destekleyenlere de... ...lütfen gelin... ...paylaşın birlikte bunu büyütelim diyorum ben... ...ve çok çok önemli bir yerde de... ...gençlerimize... Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Biz de sen. gençiz Ali. <laughs> Doğru biz de gençiz. Ee, Türk genci, bizim gibi gençler e, çok akıllı analitikler ve bugün dünyada e, hep senle de özelde konuşuyoruz yaratıcı bir ekonomi geliyor. Yani yaratıcılar, creatorların ekonomisi geliyor. Ee, senle de beraber konuştuğumuzda Türkiye'ye bir baktığın zaman genç nüfus ve bu genç nüfusun önüne eğer metaverselerde içerik yaratabilme kabiliyeti yani çok basit anlamda bir 3D modelleme yapmaları ki 3D modelleme yaptığı zaman bunu isterlerse NFTleyebilirler, bu modeli satabilirler vesaire. 3D modellemenin üstüne bir oyun motoru üzerinden Unity'dir, game Engine'dir bu 3D modeli deneyimle eklemek, deneyimleştirmek, interaktif hale getirmeleri durumunda bile hiç yazılım yapmadan, büyük bir kodlama yapmadan aslında bir Türk genci bizi dinleyen, seninle benim yaşımda bir genç, <laughs> Türk genci, <laughs> daha erken yapsın. <laughs> evet, dünyada gerçekten bugün üniversite çağında olan e, gençler, e, lisede olanlar aslında yaratıcı olabilirler, creator olabilirler ve tüm dünyaya evlerinde oturarak bu içerikleri geliştirme şansını elde edebilirler. Bu sebeple de ben tüm üniversite ve lise, Türkiye'deki üniversite ve liselere diyorum ki Open Air Cloud ücretsiz olarak test bed olma fırsatı tanıyor. Ve tarama eğitimleri, ortama içerik yerleştirme eğitimleri de sağlıyor. Bu bakımda bizim en büyük ihtiyacımız test edebilmek, bu yarattığımız açık kaynak kodun çalışabilmesini sağlamak, bu bağlamda da Partnership'ler, ortaklıklarla ilerlemek dolayısıyla senin de sayende şu anda ben aslında Türkiye'deki ve dünyadaki üniversitelere, liselere, belediyelere, teknoloji merkezleri olan belediyelere diyorum ki öğrencilerin bir fil deneyimleyebilecekleri bu gerçek dünya üzerindeki Metaverse'ü test yatağı, test bed olsunlar Türkiye'ye ve dünyaya fayda sağlamaya katkıda bulunsunlar diye bir çağrıda bulunmak istedim. Çok önemli çünkü açık kodlu, demokratik dünya ile bağlantısı var. Kapalı devre değil ee, ve teknoloji dünyasının dokunması gereken her sinir ucuna dokunan bir şey davet ediyorsun. Ee, bu önemli. Peki bu davetin yanında kendi iş planlarına rakip oluşturmadan ee, heyecan, yani bizi dinleyenleri heyecanlandıracak ne gibi dönüşümler, fırsatlar görüyorsun. Yani bu anlattıkların çok değerli bir dönüşümün habercisi ve dönüşümün kimliğini gösteriyor. Önündeki önemli engellere yönelik ne gibi e, mücadeleler verdiğimizi gösteriyor. Neyin başarılı kılıp neyin başarısız kalma ihtimalini anlatıyor. Peki işte her hafta ben başka sektörden birini ağırlıyorum burada. Bu anlattıklarının farklı sektörlerdeki açacağı çok büyük fırsatlar vardır. Birkaç tanesinden bahsetmek ister misin? Mesela yani bu fiziki ortamın üstüne gelecek bu dijital pike diyelim ona. arttırılmış Bravo. gerçeklik pikesi. Evet. Ee, augmented Reality Coating. bunu ilk Magicverse kullandı aslında. Ben onlardan <laughs> alıyorum 2016 ya da 2017'de Magic Leap konferansında Magicverse böyle Magic işte. Magicverse dedi. Evet. Tabaka tabaka Evet. Şehri tabaka tabaka evet, tanımladı. Evet, evet. Hadi biz Türkçeleştirelim o arttırılmış gerçeklik pikesi. Bunun markalar için yaratacağı fırsatlar ne sence kullanırlarsa? En önemlilerinden biri, sen lokasyon, lokasyon dedin demin çok önemli. Şimdi lokasyonlarda en büyük sıkıntı hassas eğer yani bu tabakanın hassas olarak objeleri gösterememesi sebebiyle var olan ortamda kişilere oklarla bir... Yönlendirme yapamıyoruz bugünkü teknolojilerde ama yeni teknolojide AR bulutuyla AR metaverse'ünde şöyle düşün e, ta, gene e, İstanbul'da yürüyorsun ve e, gözünde gözlük olsun veya cep telefonuna bakarken sen aslında dedin ki ben en yakın ATM'ye gideceğim beni oraya götür ve yerde oklar çıktı. Yani bir kere en büyük sıkıntılardan biri kognitif beyin bir beyinsel bir yük var bugünkü dünyada. Evet. Buraya bakıp gerçek dünyayla o aradaki iki boyutlu Harita üzerinde gerçek dünyayı uydurmaya çalışıyoruz. Çok zorlanıyorsun. Bazen yolu kaçırıyorsun. Yolu, yolu kaçırıyorsun. Kaza yapanlar oluyor. Hatta o GPS'in sapması sebebiyle de bazen yanlış yerde gözüküyorsun. Evet, bulutlu günlerde. <laughs> bulutlu günlerde yolu da kaçırıyorsun. <laughs> ama bu eğer bulutu bulutu değil. Bu Gerçekte Eş, işime bu yüzden diyorum ben hep kaybolurum. <laughs> Navigasyonda bile kaybolabiliyorum. Ben çünkü <laughs> ben de öyle oluyorum. O biraz dikkatsizlik olabilir ama biz bulutlu diyerek korku evet. oradan kaçabiliriz. Ve böyle bir ortamda düşün en büyük e, gereken şey nedir? O, oradaki ortamdakilerin food trafik yaratacak şekilde bir dükkana gitmelerini sağlamak için aslında elimizde bir fırsat doğdu. Orada kişiye algoritmik olarak veya kişi aradığı için mesela diyebilir ki kişi benim acelem var. Taksim'deyim ve ben çok hızlı bir şekilde yemek yemek istiyorum, döner yemek istiyorum diyebilir ve o sırada yaza yazdığı an ona yolda yürürken önüne bir pano çıkarı bir billboard eğer billboarda çıkarak diyebilir ki review'larla beraber review'larla beraber şu tarafa gidersen 2 dakika bu yürüme hızında buraya 4 gidersen 4 hızlı 5 hızlı 3 5 karşında gözüküyor hele gözlükle olduğunu düşün yürürken bu önünde çıkıyor böyle yapıyorsun o geçiyor onu beğenmedim diyorsun veya bu şekilde hayatımıza bu kadar akıllanmış bir dünyada her şeyde sensör var. Yakında kahve makinesinin hepsinde içindeki e, bu suyun ısısını gösteren hatta orada bir panel var. O panelden görebiliyorsun ama gözlük olsa gözlükle bakacaksın. Görmek istiyorsan üzerinde bir çıkacak bilgi e, artırılmış çıkacak. gerçeklik bilgisi çıkacak. Bunun gibi çok büyük bir faydası acil durumlarda bir yangın çıktığında Allah korusun bir deprem olduğunda seni gene oraya doğru yönlendirmesini e, ayrıca düşünebiliriz. E, bununla birlikte bir başka örnek biz turizmde yaşadığımız yerlere gittiğimizde de ne oluyor baktığımız yeri anlayamayabiliyoruz. Beni müzikte profesyonelle taşıyan arkamdaki bu harika ekip. Profesyonelce kripto para satın almanızı sağlayansa BTC Türk Pro. Siz de BTC Türk Pro'yu indirin, profesyonelce kripto para alıp satmaya başlayın. BTC Türk Pro'da Türkiye'yi Bitcoin'le tanıştıran yeni neslin destekçisi BTC Türk Meta Talks, devam ediyor. Efes'i dolaştım ben. Eski 20 yıl evvel de ha aynıydı. Kulaklıkla gidiyorsun 5 numaralı yerde işte e, dinliyorsun orayı hakkında. Halbuki artık hassas bir şekilde Efes'te hani ön yüzü görüke, gözüken bir kütüphane vardır. Sırsız oraya gözlükte baktığını düşün ve arkasının 50 metresi 50 metre 100 metre daha ön tarafı gerçek, arka tarafı dijital bir şekilde sunulduğunu düşün ve yanında bilgiler var. Aslında siz kredi oyunu gibi oluşun. Tamam, Tamamen öyle olmaz. Oyunun, oyunun içinde <laughs> Ya Aslında şeyden bahsediyoruz. Aslında tam da seni davet etme sebebim yani bu. Biz e, biraz daha vizyonu var eden kitleyiz. Yani bir vizyon var. Hem vizyonu konuşuyoruz hem de onun icraatında bulunan kitleyiz. E, ve insanlara Metaverse dediğinde insanların kafasında hep 1980'lerin retro gaming avatarları var. E, aslında gerçek anlamda biz dönüşümümüzü tamamladığımızda cihazların desteğiyle, tek, telekomun desteğiyle ve daha önemlisi biraz önce senin yaptığın çağrı kitlelerin katılımıyla, şahısların ve tüzel kişilerin katılımıyla ve girişimcilerin katılımıyla bu dünya aslında fiziki dünya ile dijital dünyanın kesiştiği nokta. Ayrı bir dijital dünyadan bahsetmiyoruz. Orada bir dünya var. Görsel teknolojilerle daha iyi. Buradaki fiziki dünyamız devam ediyor. Ama aslında bu Yeni verse'ler işte Metaverse'ler, Google verse'ler, Xverse'ler, Ali Murat verse'ler bunlar bu ikisinin kesişme noktası Bravo. ve gerçekten de sana da çok geliyordur bana da çok geliyor. İşte bize hep şey diyorlar işte hologramım çıksın şurada belirsin elimde böyle böyle yapsın masanın <laughs> üstünde. Yani çocuklarım da bunu diyor hiç ummayacağın şirket CEO'lar da bunu diyor, bürokratlar da bunu diyor. Aslında ona doğru geldik ve ona doğru değil ona geldik. Ee, insanların hayal ettiği teknoloji etkileşimi fiziki dünyasından çok da uzaklaşmadan olan etkileşim. En azından bizlerin neslinin. Diğer zaten oyun. Onu zaten konsollarda oynuyoruz. Hele bir de son verdiğin örnekte benim de üstüne çok fark etmeden söylediğim anekdotta biz o antik Efes'te oyunu da oynayabiliyor olacağız belki yani. Tabii oyunu Gerçekten bir da oynayabileceğiz. Bravo. Hatta öğreniyor olacak çocuklar, <laughs> gençler. Üstelik bak bu oyunlarda deneyim var ya. Yani normalde hiç kimsenin beğenmeyeceği, bir gencin beğenmeyeceği şekilde bazı teknik altyapı işte 5G'nin olmaması, uzaktan işlemenin olmaması, remote rendering olmaması bile çok karikatürümsü oluyor şu anda AR dünyası. Evet. Ona rağmen gençler bundan çok etkileniyor çünkü onlar iki boyutlu PlayStation falan oynarken ki grafikleri beklemiyor grafikler evet. olmasa bile Minecraft'ı bile seviyorlar işte. <laughs> değil mi? Deneyim İlk aynen. Farklı bir deneyim çünkü. Çünkü deneyim aynı anda başka bir şeyleri yaratma, yarattığını görebilme, eş zamanlı yaratmış olduğun bir aktivasyonu başkasının görebilmesi ki eğer bulutunda bu da çok mümkün. Taksim'de biz bunu yaptığımızda yüzlerce kişi oynarken tıkladığında bir havai fişek patlattığında ki burada hediyeler kazandılar sonra basit Başkası da bunu görüyor. Çok ilginç bir deneyim oluyor ve bu düşün sokakta oynanan yani VR'ın hani distopik geleceğinden de korkuluyor ya acaba herkes VR'da Mantın kendini mi kaybeder mi? Bir şeyin içinde mi olacak? Değil, yani? değil mi yani? Çünkü bir hayat orada bir hayal hayatı veriliyor. Bu tarafta belki adam mümkün kullanıcı memnun değil. burada AR'ın böyle de bir bence dünyaya katkısı var. AR yani arttırılmış gerçekliğin. Çünkü sokakta yakın çevrenle birebir manalı ilişkiler insan ilişkisi kuruyorsun ve bu sayede avatarlarla ki bence şu anda çok geride hala avatarlarla iletişim kurmak, karşındakinin kim olduğunu bile bilmediğin, üstelik şu tip surat mimiklerinin, el mimiklerinin eksik olduğu bir ortam orası. Yani bugün hazır da değil bana sorarsan. Değil. Tamamen oraya gitmedik. Ama bu distopik korku dünya korkuluyor mu? Evet. ileride bir gün olabilir ama işte EYAR'ı da yarıda da ki VR'da çok önemli bir teknoloji. Ben burada VR karşıtı hiç olmak istemiyorum. Çok da VR ürünü de gerçekleştirdik ama örneğin nerede kullanılır VR? Bir itfaiye eğitiminde düşün. Kişi kendini tehlikeye atmadan hata yapma şansına simülasyonda e, simülasyonda erişe, erişebiliyor. Hata yapma şansı olabiliyor. Ama burada tüm toplumun aslında dışarıda, doğada, sokakta olabilmesini sağlayan da bir AR teknolojisi var olduğunu da anlatmak gerekli diye düşünüyorum. Çok güzel söyledin. Zaten ben geçen bir sohbetimde yine insan odaklı bir sohbetti. Aslında bugün insandan mekana ayıramadığımız için bugün de mekan odaklı konuştuk. O zaman da arttırılmış gerçekliğin içine girdik. Ben çok eskiden beri yani insanlığın iletişimi ve yazıyı kayıtlı hale almasından beri aslında iletişim teknikleri çok çok fark etmedi. Bugün işte biz hologram yaptığımız zaman izliyorlar insanlar tiyatro gibi. İşte antik dünyadaki tiyatrodan farklı değil. İşte VR dediğimiz şey biraz daha özel. Simülasyon yaratıyorsun, teknolojik ortamlar yaratıyorsun ama yani her yere aynı bandaj takılmadığı gibi işte VR'ın yerini almıyor, hologram onun yerini almıyor. Bravo. Bazen mix reality gerekiyor. Ben AR'ı biraz daha aslında kitap tecrübesine benzetiyorum. Yani meraklı olacaksın, alacaksın, bakacaksın. İşte Taksim Meydanı'nda o cep telefonunu açacaksın. Bir şey arıyor olacaksın. Ee, i̇nsanın merakını çok dokunuyor. İşte VR insanın öğrenme yetisine farklı dünyalara götürüyor. Hologram wow dedirtip toplu olarak izlettiriyor. Devamlı yeni bir şey çıkacak ama özünde o insanız. O i̇nsanın farklı iletişim ihtiyaçları var, tüketim ihtiyaçları var. E, ve insanın da o ayağın hep sabit kalması gereken mekan ihtiyacı var ve bugün aslında biraz ona dokunduk. Yani o fiziki mekan, onun haritalanması, onun dijital dünyaya taşınması ve Metaverse olarak da o kesişmenin yaratılması konusunu konuştuk seninle ben her seferinde ayrı heyecanlanıyorum. Sen de offline konuşurken de böyle konuşurken de. Bu, bu, benim için de çok geçerli. Seninle konuşmak müthiş bir keyif. Her seferinde bir şeyler öğreniyorum. Bir şeyler Karşı paylaşıyorum aynen, karşılıklı. Evet. Çok keyifli. görmüyoruz. Uçuk uçuk konuşuyoruz. <laughs> en azından değil mi? Kimse kimse. Her sefer kayıt altına alındık. Yalnız çok uçmuş olabiliriz. <laughs> çok teşekkürler bugün vaktini ayırdın. Vermek istediğin bir... Atladığımız bir mesaj var mı? Yani özellikle biz yani iki görevimiz var. Bir icraat konusunu konuşmak bir de vizyon belirlemek. Özellikle vizyon konusunda ee, anlatmak istediğim e, izleyicilerimize dinleyicilerimize bunu atlamayın. Dünyada bu oluyor, Türkiye'de bu oluyor demek istediğim bir şey varsa onu da alayım öyle kapatalım. Ee, çok kısa aslında şöyle söyleyebilirim. Ee, AR, VR Metaverse derken bugün tekrar senin söylediğin cümleye geri döneceğim. Lokasyon dediğimizde coğrafi konumu hassas coğrafi konumu önemli olan bilgilerin görsel olarak gösterilmesi dünyada bütün girişimcilere bugünkü gençlere çok önemli bir yeni alan açıyor. Yani hassas bir e, objede bir hassas bir noktada orada olmayan bir bilgiyi gelecekteki dünya için AR kullanarak vermek müthiş bir aslında girişimcilere, gençlere iş ortamı, iş yaratma ortamı sunuyor. Girişimcilere bu mesajı verirken girişimci olmakla ilgilenmeyen ama ben metaverse'te ne yaparım? nasıl bir yer alırım kendim, hayatımı nasıl kazanırım diyenlere de son cümlem 3D modelleme öğrensinler. Lütfen 3D modelleme öğrenin ve bu 3D modelleme dediğim gibi her türlü yazılım olabilir. Blender'ından, Maya'sından, Rhinos'undan 3D Max'ine ve bir oyun motoru kullanarak oyun motoru içinde Unity'de, Unreal Engine'de buna bir deneyim katın. Demek istiyorum çünkü bunun gerçekten Türk, özellikle Türk gençlerinin şu anda Nüfus olarak da yoğun olan Türk gençlerinin dünyada çok önemli yer kazanabileceğini ve inşallah üniversiteler ve liselerde bu bahsettiğim ortama bir test yatağı olarak daha çok kişinin bunu denemesi ve beceri kazanmasını sağlarlarsa o zaman Türkiye ülke olarak da öncü konumuna gelir diyerek son soruna böyle kısa kısa deyip biraz uzunca bir cevap Yok, verdim. Kısıra ben bakma. başa dönmek istiyorum. Yani bir önceki teknolojik dönüşüm yapmış ve başarmış insanlardansın. Geçtiğimiz ay bir derginin kapağındaydın hatta. Yani onun alıp imzalı şeyini <laughs> almam gerekiyordu senden. Şimdiki dönüşümde de sanki bunların hiçbirini yapmamışçasına tekrardan buna girişmiş bir insansın. O yüzden çok keyifli şeyler e, duyduk senden. E, geçen hafta bir sohbette şey duydum ben. 1960'larda bir uzay yarışı vardı diye bir cümle duydum. Şimdi de ben o, aslında bir metaverse yarışı var. Çok Teknolojik doğru. olarak e, delice sohbetler var. Hepimiz bir şey konuşuyoruz. Bir yarış halinde bu. Ama aslında işin realitesi de var. Bugün söylediklerin çok önemliydi. İnsan yani fiziksel ayakta durduğu yerden ayrılamaz. Bizim metaverse'ü konuşurken, metaverse'ü özümserken, bu alanda iş geliştirirken, bu alanda kurumlarımızı dönüştürürken, unutmamamız gereken unsurlardan bir tanesi de bu. Metaverse aslında apayrı bir dijital dünya, bağımsız bir alan olmayacak. Yine içinde bulduğumuz fiziksel dünyayla kesişme noktaları olacak. Buradaki en önemli çapalarından bir tanesi de aslında bugün konuştuğumuz bulunduğumuz yerin coğrafi işareti lokasyonumuz olacak. Hayatımızda aslında güncel hayatımızda da çok kullandığımız bir alan. Çok güzel örneklerden geçtik. Açık inovasyondan konuştuk. Bugün bizlerle olan Türkiye'de ve Amerika'da iş ve profesyonel ve özel hayatını sürdüren Ali Hanta'ya değerli vakti için tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Ben çok teşekkür ederim Murat'cığım. Teşekkürler. Teşekkürler. Türkiye'yi Bitcoin ile tanıştıran yeni neslin destekçisi BTC Türk, Metatalks'u sundu.